Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün hocam, uroloji uzmanı, doçent doktor Serdar Aykan bize Memorial Bahçeli Evler Hastanesi'nden geldi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler Ben nasılsınız? deyim, çok teşekkür ederim. Peki, şimdi biliyorsunuz bizim toplumumuz biraz kadınlar için de bu geçerli. İşte kadınlar rahimle ilgili bir sıkıntısı olduğunda şey yapar, çekinirler aslında gitmeye. Giderler ama işte toplum arasında çok konuşamazlar. İşte erkeklerde de aynı durum geçerli biliyorsunuz. O baskıyla birlikte birçok erkek bu prostatla ilgili muayeneye gitmeye çekinir. Hatta ürkerler. Geldiklerinde nasıl bir muayene sistemi var? Biraz onu anlatalım da, çünkü hakikaten birçok insan prostat olduğunu farkında değil. Aynen. Yani nasıl teşvik edebiliriz, edebilirsiniz? Aslında şöyle söyleyeyim. Yani teşvikten ziyade sağlık için yapılması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani bu zorunluluk. Yani Yani çünkü utanmaların, sıkılmaların utanılacak gerekmeyecek bir durum herhangi yok. bir Her şey şeyin başı yok. sağlık diyoruz ya, hani programımızın adında Aynen. olduğu Ama gibi. şimdi halk arasında şey var. Bunun prostatı var dediği zaman sanki cinsel fonksiyonlarla beraber yürüyormuş gibi düşünüp, yani bunun prostatı çıktı, işte cinsel fonksiyonlarda da azalma meydana gelmiştir vesaire gibi bir halk arasında şey var. Yani prostat deyince cinsel fonksiyon gibi beraber götürebiliyorlar. Onu o şekilde düşünmesinler. Ama sanırım, yani ben yaklaşık olarak 20 yıldır bu işte çalışıyorum, uzmanım. 20 yıldaki gördüğüm süreçte bu çok kırılmış vaziyette. Yani gelen hastaların konuşması, hiç şikayet olmadan gelmesi ve bunun hakkında bilgi alması ya da bilgileri, belki yani sosyal medya, internet, ama bu şekilde ben bunun kırıldığını düşünüyorum. O şekilde Hocam, söyleyeyim. muayeneden de korkan çok erkek hasta Evet, var muayene biliyorsunuz. şöyle söyleyeyim. Hastamız ilk geldiği zaman bize şikayet olsun ya da olmasın, anamnez, konuşma. Biz onun hani kendisini belirtmese bile biz ona sorduğumuz sorularla şikayetin başlangıç aşamasında olup olmadığını gözlüyoruz. İkinci aşama muayene aşaması. Muayene bizim için çok değerli. Tabii ki hani erkekler bu konuda biraz daha rahatsız oluyorlar ama makattan muayene bizim vazgeçilmez, zorunlu Yapmamız olan bir gerekiyor. muayenemiz. Prostat çünkü direkt dış organ gibi elimiz ve parmağımızın ucuna gelebiliyor. Yani diğer parametreleri normal olsa da kanser ihtimali olan hasta için bize ön bilgi verip bizi uyarabiliyor. O yüzden şöyle de söyleyeyim. Diğer dediğimiz kan değeri mesela. Kan değeri normal olan hastaların kanserli hastaların %20'sinde kan değerlerimiz normal gelir. O yüzden fizik muayene atlamadığımız bir şeydir. Rektal püse dediğimiz makattan muayene yapıyoruz. Üçüncü aşamada laboratuvar ve radyoloji tetkikler geliyor. Bunlardan da en basit olan bir idrar tahlilimiz, enfeksiyona meyil verebilir çünkü. İkincisi PSA dediğimiz kan değeri. PSA'mız şöyle söyleyeyim, ben yani çok mükemmel bir marker değil ama özellikle prostat kanseri takibi için ve ön tanı amacıyla tarama testi olarak kullanılabilecek, ucuz, her yerde yapılabilecek, sağlık ocaklarında dahi 45 yaşında sonra yapılan bir tetkik ve bizi oldukça bilgilendiren bir tetkik. Ha, sağlık ocakları yapıyor mu bunu? Sağlık ocakları yapar. Aynen. Yani 45 Sağlık ocağı yaşından sonra insülin direnciyle ilgili şeyi yapmıyor, yani testleri yapmıyor bu maalesef. tümör markörü olarak görülüyor ve bunu yapıyorlar. Yani bizim Hani çok baktığın zaman yakaladığımız, insülin de çok ilerleyen zamanlarda evet. tehlikeli hastalıklara yol Ama açabilecek onu, bir hastalık. o kısmını bilmiyorum ama şeyde şöyle söyleyeyim, hani biz devlet hastanesinde de diğer hastanelerde de olsun sağlık ocağındaki bizim hekim arkadaşlarımız PSA değeri istiyor ve çok sayıda semptom şikayeti olmadan 45-50 yaş arası hasta yakalayıp gönderdikleri oluyor. O yüzden hani imkanlar dahilinde işte randevu alamıyorum vesaire gibi bir problem olsa bile sağlık ocağındaki aile hekimi çok rahat bunu yapıp bize yönlendirebilir. Dördüncüsü dediğimiz radyolojik işlemler. Hani bu da hem tarama amaçlı, hem böbrek fonksiyonları, hem böbreğin durumu, içinde taş olup olmadığı, idrar kesesi ve prostatın büyüklüğü açısından da bizim için oldukça gerekli bir tetkik. Bu şekilde değerlendirdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Peki.